Merhabalar, hoş geldiniz. Böyle yağmurlu ve soğuk bir İstanbul gününde ben pek kimse gelmez diye düşünüyordum ama teşekkür ederim geldiğiniz için. Bugün biraz Osmanlı Devleti'nin Kürtlerle olan ilişkileri, Osmanlı'nın Kürt meselesini konuşacağız. Bizde genellikle Kürt meselesi deyince 1923 sonrası konuşulur, tartışılır. Oysaki Osmanlı Devleti'nin de 16. yüzyılın başından itibaren bir Kürt meselesi var. Kendisi için bayağı hayati, hatta Orta Doğu'nun hakimiyetini kurma konusundaki hayati meselelerden biri. Ee, şöyle söyleyeyim aslında 1990'ların başında Osmanlı'nın e, Kürtlerle olan ilişkisi üzerine çok fazla bir şey bulmak mümkün değildi. Yani bir elin parmakları kadar kitap ya vardı ya yoktu. Fakat son 30 yılda bu konuda gerçekten iyi çalışmalar yapıldı. Özellikle 1990'da Amerika'nın Irak'a işgali ve Orta Doğu'da yeni bir statikonun oluşmaya başlamasıyla Kürtlerin bir aktör olması hem Batı Akademisi'nde hem de Orta Doğu'da Kürtler üzerine pek çok çalışma yapılmasını sağladı. 1980'lerin sonuna doğru Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin koleksiyonlarının büyük bir kısmını açması tabii etkili oldu. Dolayısıyla da bugün elimizde hala yeterli olmasa da Osmanlıyla Kürtlerin ilişkisine dair epeyce 90'larla karşılaştırılamayacak kadar çok çalışma var. Dolayısıyla ben biraz bugün şey yapmaya çalışacağım. Yani şunu yapmaya çalışacağım. Son 30 yılda e, yayınlanmış çalışmalar, Osmanlı Devleti'nin Kürtlerle ilişkileri üzerine yayınlanmış akademide ya da dışarıda yayınlanmış çalışmalar bize nasıl bir çerçeve sunuyor? E, yani takdir edersiniz ki 45 dakikada bu kadar geniş bir konuyu anlatmak imkansız. Dolayısıyla da ben biraz bir, bir tür son 30 yıldaki çalışmaların muhasebesini ve bize nasıl bir çerçeve çıkardığını Anlatmaya gayret edeceğim. Aslında yani biraz şanslıyız çünkü artık Osmanlı Devleti ile Kürtlerin ilişkisine dair sağlam bir çerçeve çıkarabilecek çalışmalar var. Ama daha yapılacak çok şey var. Dolayısıyla da bugün biraz bu çerçeveyi çıkarmaya çalışacağım. Bu çerçeveyi çıkarırken daha derin okumalar yapmak isteyenler için bazı kitaplar önereceğim. O yüzden getirdim bunları. Sonra da soru cevap kısmında açmak istediğiniz bir yer olursa onun üzerine birlikte konuşuruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Kürtlerle ilişkisi ne zaman başladı deyince genellikle aklımıza 16. yüzyılın başı gelir. Yani 1500'lerin başı doğal olarak Osmanlı ile Safavilerin Kürdistan toprakları üzerinde karşılaşması Kürtlerin tavrını önemli bir hale getirir. Ama bugün biliyoruz ki öncesine dair de bazı ilişkiler var. Örneğin Topkapı Sarayı arşivinde bir mektup bulundu. E, mektubun tarihi muhtemelen 1453 sonrası Bitlis Emiri, e, bir Kürt Emirliği'dir Bitlis emir, Emirliği, bir e, Bitlis Emiri Fatih Sultan Mehmed'e e, İstanbul'u fethettiğinden dolayı bir kutlama mesajı gibi işte sen Halifesin İslam'ın bayrağısın falan diye böyle bayağı övgü dolu bir mektup göndermiş. Dolayısıyla da aslında. Ee, muhtemelen bu ilişki daha önceden başlamış olabilir. Ama Safavilerin 16. yüzyılın başında Kürdistan topraklarına girmesi ve Anadolu'ya doğru ilerlemesiyle tabii ki bu ilişki daha da yoğunlaşıyor ve e, Osmanlı Devleti ile Safaviler için Kürtlerin tavrı e, çok önemli hale geliyor. Yani Kürtler, e, buradaki Kürt emirlikleri hangi tarafı seçecekler? Aslında bu seçtikleri taraf biraz da Orta Doğu'ya kimin hakim olacağını da belirleyecek bir şey. Dolayısıyla da 1500'lerin başından itibaren Osmanlı Devleti'nin bir Kürt meselesi var diyebiliriz. Şimdi tabii orada işler biraz enteresan ilerliyor. Aşağı yukarı 1507 gibi Safaviler, Safaviler biliyorsunuz İran'da kurulmuş. Kızılbaş hatta o dönemde pek kimse Safavi demiyor zaten. Kızılbaş Devleti de diyorlar. Ee, Şah İsmail'in önderliğinde kurulmuş büyük bir imparatorluk ve yavaş yavaş 1507'de Kürdistan'ın neredeyse büyük bir bölümünü ele geçirdiğini görüyoruz Safavilerin. Fakat ilginç bir şey oluyor. 1509 yılında tabi 1507'de Safaviler Kürdistan'ı ele geçirdiğinde buradaki Kürt emirlikleri işte Genç, Palu, Bitlis, e, Hazzo e, gibi e, Cizre gibi e, Kürt emirlikleri Şah İsmail'e bağlılıklarını bildiriyorlar. Fakat şöyle ilginç bir şey oluyor. 1509'da Şah İsmail Hoyda bu Kürt mirlerinin e, kimi kaynaklara göre 12 tanesi, kimi kaynaklara göre daha fazlası. E, Kürt mirlerini Hoya davet ediyor ve bu davete gelen Kürt mirlerinin hepsini tutukluyor. Ve onlarla birlikte İran'a gidiyor. Bu Kürt mirliklerinin başına da e, kendi adamlarını atıyor vali olarak. Şimdi bu tabii çok kritik bir şey. 1514'te Safavilerle e, Osmanlılar Çaldıran'da karşı karşıya geldiklerinde Kürtlerin tavrını belirleyen bir şey oluyor bu. Çünkü bu Kürt mirlikleri yaklaşık 9. yüzyıldan itibaren bu bölgede hayatlarını sürdürmeye çalışan birlikler ki kimi tarihçiler daha öncesi olduğunu da söylüyor ama elimizde çok net kaynaklar olmadığı için ben oraya çok girmeyeyim ama 9. yüzyıldan itibaren Kürdistan'da Kürt mirliklerinin olduğunu biliyoruz. Bunlar neredeyse yarı devlet gibi yapılar. Yani her mirin kendi ordusu var. Hatta kendi adına para bastırıyor. işte Bitlis Mirlerinin paralarını falan biliyoruz. Kendi adına para bastırıyorlar. Fakat şöyle bir sorun var. Kürdistan her zaman büyük imparatorlukların çatışma alanı olduğu için burada varlığını sürdürmek bu mirler için çok kolay değil ve bu yüzden de çok incelikli siyasetler izliyorlar. Ta antik çağdan beri yani Yunan, Pers karşılaşması, ardından Bizans-Sasani karşılaşması Ardından Bizans Arap Halifeliklerinin karşılaşması, ardından işte Moğol istilası, Türk istilası, ardından Osmanlı Safavi karşılaşması. Buradaki Kürt emirliklerinin ayakta durabilmek için aslında bir siyasi hafızaları var. Dolayısıyla da e, Şah İsmail'in Kürt emirliklerine hakimiyet alanı tanımaması buradaki Kürt emirlerinin 1514'te Çaldıran Savaşı'ndaki karşılaşmada ...Osmanlı'nın yanına geçmesinde önemli bir etki ediyor diyebiliriz. Aslında eskiden yani bu yeni çalışmalar ortaya çıkmadan e, genellikle şöyle düşünüyorduk. E, Şah İsmail Kızılbaş, Kürt emirlikleri, Kürtlerin çoğu Sünni, e, Osmanlı da Sünni. Dolayısıyla da Kürt emirliklerinin tavrını belirleyen büyük ihtimalle dini faktör olmuş olmalıdır diyorduk. Ama son çalışmalar bize şunu gösteriyor ki kesinlikle dini faktör çok çok az... Asıl faktör Şah İsmail'le Osmanlı'nın izlediği politika. Şah İsmail Kürt, Kürt emirlerine diyor ki size herhangi bir hakimiyet alanı tanımam. Osmanlı ise Kürt emirlerine diyor ki eğer benim yanımda olursanız burada var olan hakimiyet haklarınızı sonuna kadar e, devam ettirebilirsiniz. Dolayısıyla da 1514'te Kürt emirlerinin büyük bir bölümü hepsi değil. E, çünkü Şah İsmail'i hala destekleyen Kürt emirleri de örneğin Erdalan e, emirliği, Bitlis emirliği bir dönem destekliyor bir dönem geçiyor. Şah İsmail'i destekleyen Kürt emirleri de var ama çok büyük bir bölümü Osmanlı Devleti'ni destekliyorlar. 1514 Çaldıran Savaşı'ndan sonra özellikle İdrisi Bitlisi biliyorsunuz Bıyıklı Mehmet Paşa ile birlikte buradaki Kürt mirlerine şu teklifi sunuyorlar. Yani eğer Osmanlı'nın yanında yer alır ve İran'a karşı bizimle birlikte olursanız sizin buradaki bütün haklarınızı koruyacağız. Ve dolayısıyla da 1514'ten sonra Kürt mirlerinin çok büyük bir bölümü bunu kabul ediyor. Bu arada İdrisi Bitlisi ile ilgili epeyce işte yanlış karmaşık bilgiler vardı ama çok iyi bir çalışma yayınlandı. Hakikaten muhteşem bir çalışma. İlgisi olan varsa, merak eden varsa Vural Gencin İdrisi Bitlisi diye Türk Tarih Kurumundan yayınlanmış. Yani İdrisi Bitlisi ile ilgili bildiğimiz bir sürü şeyi değiştiren. Mesela biz İdrisi Bitlisi'yi Şafi diyebilirdik ama yani o, oysa Şii İdrisi Bitlisi. Yani babası Nurbahşi tarikatından falan. Çok ilginç ve o kitapta aynı zamanda İdrisi Bitlisi'nin Kürt mirleriyle olan ilişkileri falan da anlatılıyor. Tavsiye ederim. Ve 1514'ten sonra Kürt millilerinin çok büyük bir bölümü Osmanlı ile birlikte hareket etmeye başlıyorlar ve Osmanlı'nın hakimiyetini kabul ediyorlar. Bunun karşılığında da Osmanlı Devleti Kürdistan'ı, Kürdistan'ın büyük bir bölümü çünkü hala İran tarafında olan bir bölge de var. Kürdistan'ın büyük bir bölümünü 3 eyalete ayırıyor. Diyarbakır eyaleti, Van eyaleti ve Bağdat eyaleti. Ve burada da iki, aslında 3 türlü bir yönetim, idari birim oluşturuyor. Bir devlete bağlı sancaklar, Doğrudan devlete, ama bunlar çok az. İki, yurtluk ocaklık sancak dediğimiz sancaklar. Üç, hükümetler, Kürt hükümetleri. Aslında ilk başta 1600'lere kadar ülke diyorlar, sonra hükümet kavramı geçiyor. Şimdi bunların farkı şu, Kürt hükümetleri ki sayıları değişiyor ama aşağı yukarı 10 tane olduğunu, 9, 10, bazen bunlar 11, 12'ye çıkıyor, bazen belli dönemlerde daha düşüyor. Kürt hükümeti şu demek, devlet kesinlikle buraya karışmaz. Buradaki bütün vergiyi... Ee, bu hükümetin başındaki Mir alır. Kendi ordusu vardır. Mir öldüğünde de yerine yine onun ailesinden biri geçer. Devlet asla karışmaz. Burada tımar yapılmaz. Ee, yani şey tahrir yapılmaz. Kesinlikle devlet buraya girmez. Tımar ve zahmet burada uygulanmaz. Yurtluk ocaklık yani bayağı bir Kürt hükümetleri özerkler yani. bayağı bir kendi paralarını basıyorlar. Kendi orduları var. Ee, devlet asla buraya karışmıyor. İkincisi yurtluk ocaklık. Aslında burası da yine Kürt bölgenin yerel hakimlerine ait. Fakat burada tek fark tımar sistemi uygulanıyor ve tahrir yapılıyor. Fakat şunu biliyoruz yine yeni çalışmalar bize gösterdi ki bu tımarlara da dışarıdan birileri atanmıyor. Yine o hakimin, o mirin çocukları, amcası, yeğeni falan onlar atanıyor ve orada da yani bir tek fark var. Orada sadece Müslümanlardan vergi topluyorlar. Örneğin Hristiyan cizye vergilerini devlet topluyor. Ama yine son çalışmalar bize gösterdi ki bazı mesela Bitlis'te ya da başka yerlerde cizyeyi de yine o mir toplayabiliyor. Dolayısıyla aslında 1514'te Osmanlı ile Kürtler arasında şöyle zımni bir sözleşme yapılıyor. Kardeşim siz benim için İran'da İran'a karşı bir tampon bölge oluşturacaksınız. Bana bağlı olacaksınız. Ben de bunun karşılığında sizin yerel hakimiyet alanınıza dokunmayacağım. Şimdi bu zımni sözleşme aslında uzun süre devam ediyor. Fakat bugün artık yine yeni çalışmalar bize gösteriyor ki 19. yüzyıla kadar süren bu sözleşme öyle çok daha sorunsuz geçmemiş. Yani bu Kürt mirleri aslında böyle iyi tamam Osmanlı'yı benimsedik bari böyle devam edelim dememişler. Örneğin Bitlis emirliği ki meşhur işte duymuşsunuzdur. Şerefname'nin yazarı Şerefan Bitlis emirlerinden biridir. Örneğin Bitlis emirliği 1514'te Osmanlı'nın yanında yer almışken daha sonra istedikleri verilmediği için Safaviler'in yanına geçmiştir. Daha sonra 1570'lerde işte Şerefname'yi yazan Şerefan o sırada İran'dadır. Osmanlı devleti ya gel biz sana burada istediğini vereceğiz, hükümetini kur dediğinde de Bitlis emiri Şerefan İran'dan kaçıp gelip orada Bitlis hakimiyetin Bitlis hükümetini kurmuştur ve Osmanlı'ya bağlanmıştır ki Şerefan biliyorsunuz Şah Tahmasp'ın sarayında onun çocuklarıyla falan büyümüş biri aynı zamanda. Örneğin Erdalan Beyliği çok ilginç bir örnek. ya 200 yıl içinde Erdalan Beyliği neredeyse 5 kere taraf değiştirmiş. önce İran'la Safavilerle birlikte hareket etmiş fakat sonra Safaviler onların hakimiyet alanını daraltınca Osmanlı ile görüşmeye başlamış. Sonra Osmanlı onların hakimiyet alanını daraltınca tekrar Safavilerin yanına geçmiş. Dolayısıyla bu ilişki bugün son çalışmalar bize gösteriyor ki hiç de öyle basit bir ilişki değil. Bu Kürt mirlikleri bu Kürt hükümetleri aslında 9. yüzyıldan itibaren çok kritik bir bölge olan imparatorlukların savaş sahası olan bu yerde siyaset yaparak Hayatta kalmanın yollarını geliştirmişler ve görüyoruz. Mesela fark ediyorlar Osmanlı'nın zayıfladığı dönemde hakimiyet alanlarını genişletiyorlar. Osmanlı güçlenip bunların hakimiyet alanını değiştirdiğinde e, e, küçüldüğünde hemen Safavilerle ilişkiye geçiyorlar. Aynı şey Safavilerdeki mesela Erdalan Beyliği'nde de geçerli. Dolayısıyla da şöyle söyleyebiliriz ama çok uzatmayayım. E, 1514'ten sonra Osmanlı devletinde Kürdistan'ın büyük bir bölümü Osmanlı Devleti'ne bağlı hale geliyor ve burada e, aslında bayağı özerk bir yapı söz konusu. Yani genellikle işte kanuni dönemi falan Osmanlı'nın en merkezi dönemi olarak bilinir ama öyle değil. Kürt mirlikleri bayağı özerk, e, kendi istedikleri gibi hareket edebiliyorlar ama 19. yüzyıla kadar bu ilişkiler çok gelgitli ilişkiler. Yani devlet güçlendiğinde bunların hakimiyet alanını daraltıyor, devlet zayıfladığında bunlar kendi hakimiyet alanlarını daraltıyorlar ama şunu söyleyelim uzatmayayım. 19. yüzyıla kadar çünkü 19. yüzyılda işler yani Kürt meselesi Osmanlı için bambaşka bir yere varacak. 19. yüzyıla kadar pek çok Kürt hükümeti, Kürt emirliği Osmanlı'ya bağlı halde yaşıyor. Ve Osmanlı'nın artık bugün pek çok tarihçi bunu söylüyor. Osmanlı'nın Orta Doğu'ya hakim olabilmesinin en büyük nedeni bu Kürt mirlerinin bağlılığını e, koruyabilmiş olmaları. Hatta çok ilginç bir hikaye var onu anlatıp geçeyim. 1600'lerin ortalarında... 1620'lerde falan Osmanlı Devleti bayağı İran karşısında geriliyor. Safaviler bayağı bir toprakları geri almaya başlıyorlar. Bunun üzerine 4. Murat şey yapıyor yani ne oldu niye biz bu toprakları kaybediyoruz deyince e, Aziz Efendi sanırım yanlış hatırlamıyorsam 1634'te bir tane risale yazıyor 4. Murat'a diyor ki biz bu toprakları kaybediyoruz çünkü bu Kürt mirleri, bu Kürt hükümetleri bize bağlıydılar. Fakat daha sonra biz oraya gönderdiğimiz yöneticiler, valiler falan bu insanlara o kadar kötü ve davrandılar ki bunlar bir süre sonra Safavi tarafına geçtiler. Eğer biz bu Kürt mirleri kaybedersek bütün Orta Doğu'yu, bütün bölgeyi kaybederiz. O yüzden bizim yeniden bu Kürt mirlerini kazanmamız lazım ve 4. Murat işte meşhur İran seferine çıkmadan önce bu Kürt millerini yeniden kazanmak için onlara belli işte hakimiyet alanlarını genişleten haklar falan tanıyor. Dolayısıyla da Osmanlı için Kürtlerle kurduğu ittifak Orta Doğu'nun hakimiyeti açısından çok kritik. Ve yani bugün artık şunu söyleyebiliyoruz. Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'yu bu kadar uzun süre kontrol etmesindeki en büyük nedenlerden biri bu Kürt milleriyle kurmuş olduğu ilişki. Bu konuda 19. yüzyıla geçmeden hani aranızda daha ayrıntılı okuma yapmak isteyenler olabilir. Çünkü dediğim gibi son 20 yılda epeyce bu konuda iyi çalışıyor. Örneğin Murat Alanoğlu, Palo hükümetiyle ilgili. Çünkü biz bu emirlikleri, hükümetleri duyuyorduk da peki bunlar ne oldu, ne yaptı falan diye bunlarla ilgili Palo hükümetiyle ilgili çok güzel bir doktora tezi hazırladı. Erdalan'la ilgili çok iyi bir doktora tezi hazırlandı. Ben size iki tane kitap önereceğim. Bu konuda yani bu Osmanlı Devleti'nin Kürt hükümetleriyle ilişkisi, bu hükümetlerin nasıl işlediği, zaman zaman nasıl yok olup sonra yeniden nasıl ortaya çıktıkları, Osmanlı ile ve Safavilerle nasıl ilişkiler kurdukları, nasıl bu bölgede 19. yüzyıla kadar varlıklarını korudukları, nasıl siyasetler izlediklerine dair son yıllarda yapılan çalışmaları kapsayan iki tane çok önemli kitap var. Ayrıntılı olarak okumak isteyenler biri Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan çıkan Osmanlı Devleti'nde yurtluk ocaklık ve hükümet sancakları. özellikle bu son 20 yılda çalışma yapan insanların makalelerinin yer aldığı ve aslında geldiğimiz durumu bilgimizi epeyce belirleyen bir kitap. Tavsiye ederim yeni çıktı zaten 2023'te çıktı. Bir de 2017'de çıkan yine Osmanlı Devleti'nin Kürtlerle ilişkileri üzerine yazılmış Osmanlı Devleti ve Kürtler kitap yayın evi tarafından. Yani bu anlattığım bölümü 1514'ten 19. yüzyıla kadar aşağı yukarı 1817'ye kadar olan bu bölümü Osmanlı'nın Kürt mirleriyle kurduğu ilişkiyi, bu ilişkinin doğası, bu ilişkinin gelgitli hali, bu mirlerin nasıl burada ayakta kalabildiklerine dair. Çünkü uzun hikaye, eğer bu, bu kendi başına ayrı bir birkaç sunum konusu. Bu konuda daha ayrıntılı okuma yapmak istiyorsanız bu iki kitabı size öneririm. Buradan daha ayrıntılı şeyler görebilirsiniz ki dediğim gibi bu konuda yapılmış epeyce doktora tezi de artık çıkmaya başladı. Hem yurtluk ocaklık sancakları ile ilgili hem hükümetlerle ilgili. Şimdi 19. yüzyılda peki neden değişiyor işler? Şimdi 19. yüzyıla kadar dediğim gibi Osmanlı'nın Orta Doğu'daki hakimiyetinin temel dayanaklarından biri Kürtler. Fakat 19. yüzyılda işler değişiyor. 19. yüzyılda Avrupa'da özellikle güçlü merkezi devletlerin inşa edilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti büyük bir sorun yaşıyor. Ve Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başında aslında şöyle bir karar veriyor. Ben güçlü merkezi bir devlet kurmadığım sürece bunlarla baş edemeyeceğim. Ne demek güçlü merkezi devlet? İşte örneğin bizde genellikle Osmanlı'nın Fransa'yı örnek aldığı, aldığı söylenir ama Osmanlı aslında Prusya'yı örnek alır. Ne, ne yapar Prusya? Bir kere merkezi bir vergi sistemi vardır. Bu vergiyi toplarsın ne yaparsın? Merkezi güçlü bir halk ordusu kurarsın. Dolayısıyla da zorunlu askerlik ve merkezi vergilendirme. 19. yüzyılın başında Osmanlı Devleti bu şekilde devam edemeyeceğiz. Biz merkezi bir imparatorluk kurmak zorundayız tıpkı Prusyalılar gibi diye düşünürler. Fakat bunun önünde bir engel var. Ya yani Kürt mirlerine ne diyeceksiniz? Ya kusura bakmayın artık biz merkezi sisteme geçiyoruz. Bundan sonra vergileri toplayamazsınız. Askerlerinizi dağıtın. bu bölgeler artık biz biz yöneteceğiz bu bölgeleri diyeceksiniz. Dolayısıyla da bunun bir sorun yaratacağı açık ve ben şöyle aşağı yukarı e, tarihlendiriyorum. Yani 1817 işte 17'de bir Van isyanı çıkıyor. ilk orada bölgede çıkan isyanlardan biri. 1817'den aşağı yukarı 1882'ye kadar bir çatışma dönemi yaşanıyor. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başında bu e, Kürt hükümetlerini, yurtluk ocaklık sistemini tamamen ortadan kaldırmak istiyor. Bu bir direnişle karşılaşıyor, karşılaşıyor tabii ki. Fakat yine çok ilginç son çalışmalar bize gösteriyor ki işte biz bunları mesela hep isyan işte e, e, Mahmut e, Mir Mahmut isyanı Bedirhan isyanı falan diye hep anlatırız bunları e, Kürt isyanları diye. Fakat son çalışmalar bize gösteriyor ki yine işte ben Bedirhan üzerine bir çalışma yaptım işte Bedirhan'ın devletle yaptığı yazışmalar işte Ahmet Kardam'ın Bedirhan isyanı ile ilgili nefis bir kitabı var orayı da açarsanız görürsünüz. Yine bu... E, Yine tavsiye ederim bu dönem yani 1817 ile 1880 arasındaki çatışma dönemiyle ilgili Kürtler ve Kürt Direnişleri diye Sinan Hakan'ın çok güzel bir kitabı var Doz Yayınları'ndan. Şimdi buraya baktığımızda aslında Kürt milleri yine şunu yapıyorlar. Devletle müzakere ediyorlar. Ya diyorlar ki ya tamam hani yeni bir döneme geçiyoruz anlıyoruz sizi ama e, biz de buradayız ve bizim de haklarımız var. Dolayısıyla müzakere edelim aslında. Fakat devlet artık kararını vermiş. Bu mirlikleri tamamen ortadan kaldıracak. Ve bunu yaparken de şunu kullanıyor. Bu mirliklerin kendi aralarında da büyük sorunlar var. Örneğin işte bu dönemin en güçlü mirlerinden biri. Mirekord diyorlar. Kör ee, mir. Mahmud, e, mir Muhammed. Mir Muhammed mesela revandız miri. Bölgeyi çok e, kontrolü altına almış ve giderek genişletmiş. E, Cizre botan. O sırada da işte... E, Bedirhanlar, Bedirhan Cizrebotan emirliğinin başında. bu ikisi arasında çok ciddi bir çatışma var zaten. Osmanlı ne yapıyor? Bedirhan'a diyor ki gel benimle birlikte ol. Biz bir bu Mir Muhammed'i ortadan kaldıralım. sen burada en güçlü Mir sen ol diyor. Ve mesela Bedirhan Mir Muhammed'in ortadan kaldırılmasında Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti bu Mirliklerin kendi aralarındaki çatışmayı da iyi kullanarak yavaş yavaş bölgedeki yurtluk olacak. Ya dediğim gibi bu çok kolay olmuyor. Hem müzakere süreçleri hem zaman zaman şiddet içeren çatışma süreçlerini de içinde barındırıyor ama şunu çok iyi görüyoruz. Bölgedeki Kürt yerel Kürt hakimleri, mirler, işte önemli reisler devletle de sürekli bir müzakere halindeler. Mesela diyorlar ki ya tamam. Hani eskisi gibi olmayacak ama mesela ben de buranın mütesellimi olayım. Yani buradaki vergileri toplama hakkı gene bende olsun. Ya da ben işte burada Osmanlı Devleti zaman zaman bunu yapıyor zaten. Yani yurtluk ocaklığı kaldırıyor ama oradaki mire tamam buranın mütesellimi sensin diyor falan. Yani bu müzakere süreçleri ve çatışma süreçleri devam ederken tabi Bedirhan'ın ortaya çıkması ve güçlenmesi Osmanlı için son nokta oluyor. Çünkü Bedirhan gerçekten bu sırada Osmanlı'nın başında bin tane bela var. İşte Yunan isyanı, Mehmet Ali isyanı, Rus savaşları falan. Bedirhan bu fırsattan istifade Kürdistan'da epeyce güçleniyor. Osmanlı devleti 1847'de son büyük Kürt mirini de aslında ortadan kaldırmak için bölgeye çok büyük bir askeri sefer düzenliyor. İşte bu konudaki belgelere baktığımızda aslında şeyi çok iyi görüyoruz. Bedirhan Devleti diyor ki sürekli, ya buradaki valiler benim isyan ettiğimi söylüyor ama yalan söylüyorlar. Ben isyan falan etmiyorum, halifeye bağlıyım. Ama yani ben de işte 500 yıldır buranın miriyim benim ailem falan. Kardeşim hiç olmazsa yani gelin müzakere edelim falan filan diye onlarca mektup yolluyor. Fakat Osmanlı Devleti kararını vermiş. Niye 1847'ye kadar bekliyor Osmanlı? E çünkü 1847'ye kadar başında bin tane bela var. Mehmet Ali İsyan'ın işte Londra Konferansı ile 1840'ların başında hallediyor. İran'la sınır çatışmalarında 1844'te işte Sabri Ateş'in çok güzel bir kitabı vardır. Osmanlı-İran sınırının inşası diye orada anlatıyor 1844'te ya Osmanlı devleti artık Mehmet Ali sorununu işte Yunan isyanı meselesini İran sınırı meselesini halledince artık Kürdistan'daki bu meseleyi bu yurtluk ocaklık ve hükümet sistemini tamamen bitirmek için oraya büyük bir ordu gönderiyor hatta iki tane ordu gönderiliyor çok büyük ve işte olay çok abartılır Bedirhan isyan etti işte 30 bin 40 bin askeri var. Bedirhan'ın 2000 tane askeri var Bedirhan 2000 askerle Osmanlıya karşı direnemeyeceğini bilmeyecek kadar aptal bir adam değil. Yani orada 500 yıllık bir emirlik hafızası var. Bunu biliyor ve en son hatta e, padişaha bir mektup yazıyor. Diyor ki ya isterseniz bakın ben geleyim oraya, İstanbul'da beni rehin tutun. Ama işte çocuklarım burada kalsın ve bizim hakimiyet alanımızı tanıyın. Yani Kürt mirleri aslında bin yıldır yaptıklarını yeniden yapmaya çalışıyorlar. Devletle, imparatorlukla müzakere ve orada varlığını sürdürmeye çalışıyorlar. Fakat Osmanlı bu kez çok net ve 1847'de biliyorsunuz oraya iki tane büyük ordu gönderiliyor ve Bedirhan tırnak içinde isyanı. Çünkü bence bir isyan yok orada sadece bir müzakere ve diyalog çabası var ama Osmanlı'da hatta Bedirhan şey diyor. Ya ben sizinle yaptığım anlaşmayı ben bozmadım siz bozuyorsunuz. Yani ben size ne söz verdiysem atalarım 500 yıldır burada Osmanlı'ya bağlıyız verginizi işte gerektiğinde veriyoruz. Sefere gittiğinizde asker istediğinizde asker gönderiyoruz. Bakın burada yüzlerce aşiret var. Siz bunları yönetemezsiniz. Biz bunları yönetiyoruz. Hani ne istiyorsunuz daha falan diye e, müzakere etmeye çalışıyor ama devlet artık kararını vermiş durumda ki işte 1844'te 45'te Tanzimatım Kürdistan'dan da Kürdistan'da da uygulanmasına karar veriliyor ve 47 seferiyle Bedirhan yakalanıyor ve İstanbul'a sürgüne gönderiliyor biliyorsunuz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin muradı şu. Hatta e, bu sefere Kürdistan Seferi deniyor, takvimi vakayı çok güzel bir şey var, yazı var bu sefer bittikten sonra. O yazıda şey deniyor, Kürdistan'ın yeniden fethi diyorlar. Buna ve bu sefere katılanlara Kürdistan madalyası veriyorlar. Bu madalya şimdi şeyde var, e, Arkeoloji Müzesi'nin sikkeler koleksiyonunda var. Kürdistan madalyası veriyorlar ve Kürdistan'ın yeniden fethi olarak e, adlandırıyorlar bunu. Osmanlı'nın muradı şu, buraya bir Kürdistan eyaleti kuracağız. İşte başına bir tane valiyi atayacağız, e, merkezi olarak vergi toplayacağız ve Kürdistan'daki erkek nüfusun e, büyük bir bölümünü de askere alacağız. Muradı bu. Şimdi 1847'de gerçekten Kürdistan eyaleti kuruluyor. E, 67'ye kadar da Osmanlı'da e, bir Kürdistan eyaleti var. E, bu kitapta Osmanlı Kürdistanı kitabında işte e, bu Osmanlı arşiv belgelerinde e, Osmanlı salnamelerinde Kürdistan eyaleti ile ilgili bütün belgeleri toplamıştık zamanında. Burada yayınladık. İşte Kürdistan eyaleti neresidir, valisi kimdir, mutasarrıfı kim, o kimdir, bu kimdir. Hepsi bütün belgeler burada var. Şimdi Osmanlı'nın muradı bu ama bu gerçekleşmiyor. 1847'den sonra Kürdistan'da müthiş bir kaotik ortam oluşuyor. Sebebi şu, şimdi aslında Bedirhan'ın Osmanlı'ya söylediği haklı. Şimdi sen beni yok edeceksin ama burada 100 tane aşiret var. Biz yüzyıllardır burada bu aşiretleri kontrol ediyoruz. Bu aşiretlerin bize bir saygısı var. Örneğin iki aşiret arasında kan davası çıktığında ki sık sık oluyor böyle şeyler. Arazi davası, kan davası. E, Mir'e geliyorlar ve Mir çözüyor bunu. E, şimdi Osmanlı'nın bölgeye gönderdiği valiler ya da görevliler bölgeyi hiç tanımıyorlar. Aşiret ilişkilerini bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar ve e, tarihçiler bu olaya... E, Biraz şey diyorlar yani Kürt toplumunun polarizasyonu diyorlar. Çünkü e, enteresan bir şey oluyor. Şimdi Osmanlı Devleti bu Kürt emirliklerini yıktığında bir şey daha yapıyor. Bu Kürt emirliklerine ait mesela Evliya Çelebi 1650'lerde 700 tane kale saydığını söylüyor. E, bu Kürt emirliklerinin hepsinin kaleleri var. Hepsinin köşkleri var bilmem neleri var, e, kütüphaneleri var. Bunların hepsini yıkıyor Osmanlı Devleti. Ve dolayısıyla aslında 1847'den sonra 19. yüzyılda Diğer milletler aslında homojenleşirken ve milli bir birlik hikayesi üretilirken Kürtlerde tam tersi bir polarizasyon başlıyor. ve buna yeniden re e, işte tribation falan da diyorlar. Yeniden aşiretlenme. Yani bir anda 1847'den sonra yüzlerce Kürt aşireti hiçbir e, denge ve denetleme mekanizması olmadan ki bu şuna da denk geliyor. Mesela o dönemin misyoner kayıtlarında Kürtler ve Kürdistan hep vahşilikle falan adlandırılır. Mesela o misyoner 200 yıl önce mesela Evliya Çelebi, Çelebi gibi 1650'lerde Bitlis'e gitseydi Evliya Çelebi Bitlis'i nasıl anlatır biliyorsunuz. Muhteşem bir yer olarak anlatır. Ama siz 1847'de Bitlis'e gittiğinizde Bitlis'te gördüğünüz tek şey aşiretler arası kavga. Bu aşiretlerin işte köyleri yağmalaması sadece Hristiyan köylerini yağmalamıyorlar. Diğer köyleri de yani Müslüman köylerini de yağmalıyorlar. Çünkü bu aşiretleri kontrol edecek, denetleyecek ya da sorunları halledecek herhangi bir mekanizma kalmıyor ortada. Ve 1847'den sonra dediğim gibi Osmanlı'nın Kürt hükümetsiz yani yaklaşık 350-400 yıldır süren Kürt hükümetleriyle bu zımni sözleşmesi bittiğinde, Kürt hükümetleri yok edildiğinde aslında iki tane şeyle karşılaşıyoruz. Bir Kürt toplumunun aşiretlere bölünmesi, bu aşiretler zaten var ama dediğim gibi bu hükümet yapıları bu aşiretleri bir araya getirebiliyor, kontrol edebiliyor. Müthiş bir polarizasyon başlıyor, müthiş bir kaos ortamı başlıyor. Ve bu aslında 20. yüzyılın başında neden Kürtler bir araya gelemediler? Yani neden işte Orta Doğu'da sayıları bu kadar yüksek bir nüfusa sahip olduğu halde Kürtler neden bir devlet kuramadılar? E, sorusuna belki verilebilecek tek cevap olmasa bile verilebilecek cevaplardan bir tanesi. Yani 1847'den sonra neredeyse bin yıldır Kürtlerin aslında bir tür devlet biçimi olan hükümet yapısının dağıtılması ve yüzlerce aşiretin yani kimi ta, e, araştırmacılar 700 aşiret kimisi 1000 aşiretten söz ediyor. Bu aşiretlerin e, yol açtığı kaos aslında... E ileride Kürtlerin bu yeniden aşiretleşme hikayesi Kürtlerin bir araya gelememesi meselesinde de düşünmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Bu durum ikinci bir şeye yol açıyor. Bence bu da çok kritik. bu çünkü daha sonrasına dair de bize bir sürü şey söylüyor. Şimdi bu kadar kaos ortamında uzun süre yaşanmaz. Yani insanlar eninde sonunda bir düzen, bir bir lider ar ar ararlar ve çok ilginç bir şekilde 1847'den sonra ...emirlerin yerini, bu giden Kürt mirlerinin yerini Nakşibendi şeyhlerinin almaya başladığını görüyoruz. Nakşibendilik biliyorsunuz Kürdistan'da, yani Nakşibendilik çok eski zamanlardan beri Osmanlı topraklarında var ama... ...Kürdistan'da yayılması çünkü Kürdistan'da 19. yüzyılın başına kadar daha çok kadrilik e, hakim. E, 1810'larda Mevlana Halit bir Hindistan'a gidiyor. Orada nakşibendi oluyor, eğitim alıyor ve dönüyor. 1810'dan sonra Kürdistan'da nakşibendiliği yayıyor ve çok güçlü nakşibendi en büyük farkı da şu tabii ki. Mesela Kadirilerde şehlik babadan oğla geçer ama Mevlana Halit öyle yapmıyor. Kendi şeyhlerini yetiştiriyor ve onları Kürdistan'ın dört bir tarafına dağıtıyor. İşte bu kaotik ortamda bu nakşibendi şeyhlerinin öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani iki aşiretin kan davası ikisi de biliyor ki bir yerde durması lazım. E kim durduracak bunu? Şeyhe gidiliyor. Ve işte burada e, meşhur bir şey, e, şeyh, Şeyh Taha'nın oğlu Şeyh Ubeydullah ortaya çıkıyor ki bu da bize yine Kürt tarihinde ilginç bir şey e, söylüyor. Mesela bundan sonra çıkacak iki büyük Kürt isyanının lideri de Nakşibendi Şeyhleri. 1880 Şeyh Ubeydullah isyanı, 1925 Şeyh Said isyanı. İkisi de Nakşibendi Şeyhleri. Kürt mirlerinin, Kürt hükümetlerinin ortadan kaldırılması aslında Kürdistan'da oluşan bu boşluğu yeni bir liderlik biçiminin dinsel milliyetçilik diyebileceğimiz. Çünkü Şeyhü Beydullah bayağı milliyetçi. Yani Şeyhü Beydullah, birazdan söylerim, yani bayağı işte yazdığı metinler var. İşte biz Kürt milleti 500 bin hanelik, işte kadim bir milletiz, işte bu İranlılar, Osmanlılar bizi mahvettiler. Siz bizi böyle barbar görüyorsunuz ama sebebi onlar, biz aslında çok, bayağı milliyetçi bir söylemi var bu dönemden sonra bir dinsel bir Kürt milliyetçiliğinin bölgede çok güçlendiğini şehler önderliğinde ve nitekim 1880'de de Şeyh Ubeydullah kendisi şeyh diyor. Yani bir sürü Kürt bana gelip artık o kadar çok yakınıyor ki yani Kürdistan'ın bu halde olmasından çok üzgünüm, üzülüyorum falan diyor ve 1880 tabii e, uzun hikaye oraya girmeyeyim. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na katılıyor Şeyh Hubeydullah ve Osmanlı'nın orada nasıl perişan olduğunu falan da görüyor ve bunun iyi bir fırsat aynı sırada Kürdistan'da müthiş bir kıtlık var. Yani binlerce insan her gün e, açlıktan, sefaletten falan ölüyor. Yani artık bıçak kemiğe dayanmış ve 1880'de Şeyh Ubeydullah bir isyan çıkarıyor. Rahatlıkla isyan diyebiliyorum çünkü işte Ruslara ve İngilizlere gönderdiği mektuplar var Şeyh Ubeydullah'ın. Bu mektuplarda yani biz Kürtler yüzyıllardır burada İranlılar ve Farsların baskısı altında perişan olduk. Ama bizim artık kendi devletimizi kurmamız lazım ve söz veriyorum size diyor. Ben, eğer bizi kendi devletimizi kurarsak buradaki Hristiyanlar da Buradaki başka topluluklarda çok mutlu olacaklar. Bu kaosu bitireceğiz biz diye bayağı milliyetçi bir söylemle mektuplar gönderiyor. Ee, Sabri Ateş hocamız şu anda Şeyh Ubeydullah üzerine bir çalışma bitirmiş olmalı. Çünkü geçen sene konuştuğumuzda işte artık bitmek üzere diyordu. Ee, heyecanla bekliyoruz o çalışmayı çünkü Sabri Ateş hem... İngiliz hem Osmanlı hem İran arşivlerinden yola çıkarak Şeyh Ubeydullah isyanı üzerine çok kapsamlı bir çalışma yapıyor. Ya yani o çıktığında aslında bu isyanın daha genel boyutlarını da görmemiz mümkün olacak. Aslında Şeyh Ubeydullah ilginç bir taktik izliyor. İsyanı önce İran'da çıkarıyor. Osmanlı'yı da karşısına almak istemediği için. Fakat sonra isyan genişleyince aslında çok ilginç bir şey oluyor. Ruslar, İngilizler belki 19. yüzyıl tarihinde ilk kez olmuştur bu. İranlılar, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Fransızlar beşi ortaklaşıyorlar. Bölgede bir Kürt devleti kurulmamalı. Çünkü bu bütün statikoyu darmadağın eder. Ve beş devlet birleşip Şeyh Ubeydullah isyanının bastırılmasını sağlıyorlar. Yani çok enteresan bir şey. Bölgedeki statikonun bozulması ee, İngilizlerin ve Rusların hiç istemediği bir şey. Çünkü böyle bir şey olursa Şeyh Ubeydullah'ın bölgede bir yeni bir Müslüman devlet kurarak o bölgedeki Hristiyanları tamamen baskı altına alacağını düşünüyorlar. E İran böyle bir şey istemiyor kendi Kürdistan'a gidecek. Osmanlı istemiyor kendi Kürdistan'a gidecek. Dolayısıyla da çok enteresan bir şekilde 1880 Şeyh Ubeydullah isyanında 19. yüzyılda ilk kez oluyor bu ve bir daha da olmamış hiç. Osmanlı, İran, İngiliz, Fransız ve Ruslar birleşiyorlar ve isyanın bastırılmasını sağlıyorlar. Fakat tabii bu dönem çok ilginç bir dönem. 2. Abdülhamit dönemi. Şimdi 2. Abdülhamit mesela Şeyh Ubeydullah isyanı bastırıldıktan sonra ne beklersiniz? İşte Şeyh İstanbul'a geliyor. İstanbul'da müthiş bir törenle karşılanıyor. İnanılmaz bir törenle karşılanıyor. Nakşibendi Şeyhi ve İstanbul'da da bir sürü Nakşibendi var. Ve işte Saray Yıldız Sarayı'na yakın bir yerde bir konakta Şeyh ağırlanıyor. Kesinlikle Şeyhe kötü bir davranış falan yok. Çünkü Abdülhamit şunu biliyor. Bölgedeki Kürtler artık Osmanlı için eskisinden bile daha önemli. Abdülhamit bunu fark etmiş durumda ve Kürtlerle aralarındaki bu anlaşmayı yeniden inşa etmek istiyor. Sebebi şu, çok basit. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi'nde Osmanlı Devleti savaşı kaybediyor biliyorsunuz. Ve savaşı kaybettiğinde Balkan topraklarının neredeyse büyük bir bölümünü, yüzde %80'ini kaybediyor. Şimdi dolayısıyla da Osmanlı Devleti 93 Harbi'nden sonra neresidir derseniz e, Anadolu ve Arap Yarımadası. Balkanlar gitti. E çok büyük bir demografik dönüşüm oluyor. Kaybedilen topraklarda yaşayan insanların %80'i gayrimüslim. Dolayısıyla da Osmanlı Devleti gayrimüslim nüfusunun çoğunu kaybediyor. Hatta şöyle söyleyeyim size. 193 harbine kadar Osmanlı Devleti'ndeki nüfus dağılımı %60 Müslüman, %40 gayrimüslim gibidir. Yani aşağı yukarı imparatorluk yarı yarıya Müslüman ve gayrimüslimdir ve Osmanlı Devleti de doğal olarak Osmanlıcı bir politika izliyor. Gayrimüslimleri de kapsamak zorunda. Ama 93 Harbi'nden sonra bu oran %75'e 25 gibi bir şey oluyor. Ya yani artık imparatorluk coğrafi olarak değişti. Anadolu ve Arap Yarımadası var. İmparatorluk demografik olarak da değişti. Artık nüfusun %75'i Müslüman ve sen halifesin. Dolayısıyla da ikinci Abdülhamit Osmanlı'yı ayakta tutmak için Osmanlıcılık politikasını tamamen terk ediyor diyemesek de önceliği artık İslam birliği politikasına veriyor. Peki İslam birliği politikasının temel iki aktörü kim? Kürtler ve Araplar. Şimdi Kürtleri ve Arapları kazanması lazım. Şimdi oysa ki Kürdistan darmadağın olmuş. Yani devletle Kürtlerin arası 1880'e kadar sürekli çatışmalar içerisinde geçmiş. Kürdistan'da büyük bir kaos var. E şimdi bu birliktelik nasıl sağlanacak? Çünkü ikinci Abdülhamit şunun farkında, eğer biz Kürtleri ve Arapları yeniden kazanamazsak, e, imparatorluğun geleceği pek parlak değil. İkincisi bu dönemde Ruslar bölgeyle yakından ilgileniyorlar. İşte gelen raporlarda şunu görüyoruz, Rus ajanları işte Kürt aşiretlerini ayartmaya çalışıyorlar falan filan diye. E, bu Kürtler bu açıdan da önemli. Ya Rusların yanına geçerlerse geçebilirler. E, dolayısıyla da ikinci Abdülhamit Kürtleri yeniden nasıl hem bölgedeki kaosu önleyebilirim hem de nasıl yeniden kazanırım diye düşünmeye başlıyor. Üçüncü önemli bir faktör var. Biliyorsunuz 93 Harbi'nden sonra imzalanan Berlin Anlaşması'nın 61. maddesi Anadolu'da Ermenilerin çoğunlukta bulunduğu bölgelerde ıslahat yapılacak. Şimdi Osmanlı bunu Anadolu'nun Ermeniler tarafından e, işgal edileceği şeklinde algılıyor. Çünkü çok benzer şeyler Balkanlarda olmuş. Osmanlı belgelerinde şey yazıyor. Anadolu'nun Karadağlılaşması diyorlar. Çünkü Karadağ'da aynı şey olmuş. Karadağ'da önce ıslahat yapılmış sonra Karadağ bağımsızlığını kazanmış. Bir Osmanlı bürokrati için Anadolu'da Ermeniler lehine ıslahat yapılacak demek Ermeniler bağımsızlıklarını ilan edecekler demek. Peki Anadolu'da Ermenilerin bir bağımsızlık savaşı vermesi durumunda onları durdurabilecek en büyük güç ne? Kürtler. Dolayısıyla da Kürtler işte Osmanlı bürokratlarının tabiriyle söylüyorum. İleride başımıza gelebilecek bir Ermeni fesadının karşısındaki en büyük dayanağımız. Şimdi dolayısıyla da şöyle özetleyeyim. 1514'ten 1817'ye kadar aslında Karmaşık da olsa zınni bir sözleşme dönemi. 1817'den 1880'lere kadar çatışma ve kaos dönemi. 1880'lerde Osmanlı Orta Doğu'daki hakimiyetini koruyabilmek ve devleti bir arada tutabilmek için Kürtleri yeniden kazanmak zorunda olduğunun farkına varıyor. Hem ülkeyi bir arada tutmak hem onların tabiriyle ileride gerçekleşebilecek bir Ermeni fesadını durdurabilmek. Hem de bölgedeki kaosu önleyebilmek için. İşte Abdülhamit bu dönemde hepinizin de bildiği gibi 1891'de bir proje devreye sokuyor. Hamidiye Alayları Projesi. İşte Hamidiye Alayları Projesi aslında çok boyutlu bir proje. Projenin bir amacı bu dağınık yüzlerce bahsettiğim ve sorunlu Kürt aşiretini aslında devletin kontrolü altına almak. İki, Ruslara karşı Kürtleri kendi yanına çekmek. E, üç... Ve en önemlisi bölgede çıkabilecek bir Ermeni isyanı karşısında Kürt aşiretlerini silahlandırmak. Dolayısıyla da Hamidiye Alayları projesi aslında çok boyutlu bir proje. Ve bu Kürtlerle Osmanlı Devleti'nin aslında yeniden zımni bir Kürt aşiretleriyle zımni bir anlaşma içerisine girdiğini görüyoruz. Burada bir tek fark var o da Kızılbaş Kürtler biliyorsunuz Hamidiye Alayları'na sadece Sünni Kürt aşiretleri alınıyor. Kızılbaş Kürt aşiretleri, Kızılbaşlar alınmıyor bu e, Hamidiye alaylarına. Çünkü devlet Kızılbaşları güven, e, gü, onlara güvenmiyor. İşte raporlarda görüyoruz. İşte bunlar devlete bağlı değiller falan filan diye. Dolayısıyla da Sünni aşiretlerden oluşan bir şey. Fakat e, bu Kürtlerle devlet arasında, özellikle Kürt aşiretleriyle devlet arasında yeni bir zimni sözleşme oluştursa da bana kalırsa. Kürtler arasındaki polarizasyonu ve fay hatlarını daha da derinleştiriyor. Sebebi şöyle bazı tarihçiler re-emiration diyorlar. Yani bu Hamidiye alaylarındaki bazı büyük paşaların yeniden eski emirlikler gibi güçlendiğini düşünüyorlar. ve Biraz böyle bir şey var mesela Milli aşiret Reisi İbrahim Paşa ya da işte Haydar Han aşireti reisi Hüseyin Paşa falan bunlar çok Cibran aşireti reisi Mahmut Paşa bunlar çok güçleniyorlar. Ve bölgede sanki eski Kürt mirleri gibi güçlü hale geliyorlar ama bu Kürtler arasında başka fayhatlarının oluşmasına neden oluyor. Ne oluyor? Örneğin Cibranlı aşireti devletten silah alıyor, para alıyor ve çok güçleniyor. Ne yapıyor? Kendi bölgesindeki Kızılbaş, Lolan ve Hormek aşiretini topraklarını ele geçiriyor. Ve dolayısıyla Lolan ve Hormek aşiretiyle aralarında kan davası başlıyor. Bunun etkilerini nerede görüyoruz? Örneğin 1925'te Şeyh Said isyanı çıktığında isyanın en büyük desteklisi Cibran aşiretidir. İşte hatta isyanın liderlerinden biri Cibranlı Halit'tir falan. Ee, peki e, Kızılbaş, Hormek ve Lolan aşireti Cibran aşiretinin içinde olduğu bir isyanı destekler mi? Desteklemez. Hatta devleti destekliyorlar Cibran aşiretinin ortadan kalkması için ve kendi eski topraklarını geri alabilmek için. Yani Hamidiye Alayları projesi devlet açısından başarılı oluyor. Çünkü Osmanlı Devleti bölgedeki pek çok aşireti bu şekilde hem kontrol altına almış oluyor hem de bölgede çıkabilecek bir Ermeni isyanı tehlikesine karşı bölgede silahlı bir paramiliter güce sahip olmuş oluyor. Artı Kürtleri yanına çekiyor Rusların bölgeden ...hakimiyet kurmasını engelliyor. Ama Kürtler açısından baktığımızda... ...işte hani konuşmuştuk ya... ...neden 20. yüzyılda Orta Doğu'nun... ...en kalabalık topluluklarından biri... ...bir devlet kuramadı? E bir, Kürt hükümetlerinin yok edilmesi ve... ...aşiret polarizasyonu. İki, Hamidiye alaylarıyla beraber... ...Kürtler arasındaki fay hatlarının... ...ve çatışma alanlarının çeşitlenmesi. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bu Hamidiye alayları meselesi... ...Kürtler arasında başka bir çatışmayı da doğuruyor. E bu aşiretler yerleşik Kürtlerin topraklarına da saldırıyorlar. Dolayısıyla şehirli yerleşik Kürtlerle bu Hamidi alayları arasında da çatışmalar başlıyor. Hatta işte Ziya Gökalp dayısıyla bu Milli İbrahim Paşa'ya karşı verdiği büyük bir mücadele vardır. Yerleşik Diyarbakırlı Kürtler bu işte Hamidi alaylarına bağlı Kürtlerle araları çok gergin. Dolayısıyla da Hamidi alayları projesi bana kalırsa Kürtler açısından yeni çatışma alanlarının doğmasını ve 20. yüzyılda Kürtlerin bir araya gelmesi konusundaki çabaların epey zayıflamasına neden oluyor. Özetle 2. Abdülhamit döneminde devlet Kürtlerle daha doğrusu Sünni Kürt aşiretleriyle bunların işte 70'e yakın büyük aşiretten söz ediyoruz, yaklaşık 50 bin kişilik bir silahlı güçten söz ediyoruz. Bunlarla yeni bir zimni sözleşme yapıyor. E, bu zimni sözleşmesi, sözleşmenin temelinde de İslam Birliği var. E, şunu unutmayalım. Bu aşiretlerin hepsi neredeyse hepsi Nakşibendi. Nakşibendi şehirlerinin buradaki rolünü unutmamak lazım. Ee, ama şunu da söyleyeyim. 2. Abdülhamit döneminde Kürtleri sadece Hamidi alayları ve aşiretler üzerinden okumamak lazım. Mesela İstanbul'da eğitim görmüş bir Kürt entelejansiyesinin de bu dönemde oluştuğunu görüyoruz. İşte mesela şey ilginç. E, bu Kürt mirileri tasfiye edildikten sonra bunların çoluğu çocuğu İstanbul'a sürgün ediliyorlar. Bedirhaniler, Cemil Paşazadeler falan filan, bunlar babanzadeler falan. Bunlar İstanbul'a geliyorlar. İşte Galatasaray Lisesi'nde okuyorlar. Robert Koleji'de okuyan var. Harbiye'de okuyor, Mülkiye'de okuyor. E bunlar e, e yine bölgeden gelen işte Ziya Gökalp Diyarbakırlıdır. İşte annesi Kürt, babası Türk. 1890'da Diyarbakır Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul'a Baytar Mektebi'ne geliyor falan. Böyle çok Kürt. Abdullah Cevdet Arap Kirlidir. İşte İstak Sükuti Bunlar böyle İstanbul'a gelip okuyan ve İstanbul'da iyi okullarda eğitim gören, İngilizce, Fransızca öğrenen bir Kürt entelejansiyesi de oluşmaya başlıyor. Ve bu Kürt entelejansiyesi ne kadar ilginçtir ki Abdülhamit karşıtı tabii ki İttihatçı Hatta işte biliyorsunuz i̇ttihat Terakki'nin ilk kuruluşu 1889'da İttihat-ı Osmani Cemiyeti diye. Hatta ilginç bir hikayesi var işte 1889 Fransız Devrimi'nin 100. yılı. Çocuklar da diyorlar ki bunlar işte mülkiyede, tıbbiyede öğrenci ya Fransız Devrimi'nin 100. yılını kutlayalım. E nasıl kutlayacaksın Abdülhamit dönemi yani böyle bir şey yapamazsın. Hadi bir pikniğe gidelim diyorlar. O piknikte aslında İttihat-ı Osmani Örgütü'nün temelleri atılıyor. 5 e kişi var 2 tanesi Kürt, İshak Sükültü ve Abdullah Cevdet. Dolayısıyla da aslında bu dönemde Kürtlerin e, üçe bölündüğü söylenebilir. Bir, devletle İslam Birliği çerçevesinde yeniden ittifak kurmuş Nakşibendiler ve Kürt aşiretleri. İki, İstanbul merkezli gelişmeye başlayan bir Kürt entelejansiyesi. Üç, Kızılbaş Kürtler. Onların durumu daha kötü çünkü hem Hamidiye alaylarına bağlı Kürtler güçlendikçe onların hakimiyet alanlarını ve topraklarını ellerinden alıyorlar. Hem de Hamidiye döneminin en büyük politikası Kızılbaşların sünnileştirilmesi biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında 2. Abdülhamit dönemine baktığımızda Kürtlerin böyle üç halini görmek mümkün. E, tabii Kürt entelejansiyesi bu dönemde enteresan şeyler yapıyor. Yani bölgede çok güçlü olmasa bile bölgedeki... Etkileri güçlü olmasa bile örneğin işte 1890'larda Kürdistan gazetesi çıkarılıyor. 1908'de meşrutiyet devrimi olduğunda Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, Roji Kürt, Hetavi Kürt diye yani Kürt entelejansiyesi de bu dönemde enteresan şeyler yapıyor. Şimdi 1908 tabi enteresan bir şey ikinci meşrutiyet biliyorsunuz. Bir süre sonra Abdülhamit Taht'tan indiriliyor. Şimdi bu Kürtler arasında bir yarılmaya neden oluyor. Şimdi Kürt entelejansiyesi ve Alevi Kürtler, Kızılbaş Kürtler bu durumdan memnunlar. Tabi Abdülhamid'in tahttan inmesinden gayet memnunlar. Ama Hamidi alaylarına bağlı Kürtler bundan hiç memnun değiller. Hatta birkaç tane isyan da çıkıyor. Ama iddia terakki şeyin farkında. Yani bölgeyi kontrol etmek için Kürtleri e, devletle ilişkilendirmenin ne kadar önemli olduğunu farkında. Mesela e, Hamidi alaylarını kapatacağız falan filan diyorlardı eskiden ama 1909'da Hamidi alayları kapanmıyor tabii ki. Hamidi alaylarının adı değişiyor sadece işte hafif süvari aşiret alayları oluyor ve Hamidi alayları devam ediyor. Böyle olunca devlet Hamidi alaylarını kapatmayıp onlara sunduğu desteği, silahı, parayı devam ettirince tabii ki Hamidi alayları da aslında birkaç sorun çıksa da devletin yanında yer almaya devam ediyor. Tabii. Kritik nokta ve bu arada dediğim gibi Kürt Entelejansiyesi İstanbul'da Kürt Talebe Hevi Cemiyeti'ni kuruyor. Dergiler işte Roji Kürt, Hetavi Kürt falan filan. Ee, işte Kürdistan'dan gelen pek çok genç buralarda okullar aşiret mektebinde okuyor, Harbiye'de okuyor, Mülkiye'de okuyor, Robert Koleji'nde okuyan var. Yani işte mesela Koçgir aşiretinden bir, iki tane e, aşiret reisinin çocuğu gelip Galatasaray Lisesi'nde eğitip yürüp geri dönüyorlar falan. Yani dolayısıyla da ...bölgedeki Kürt yapısı da çok değişmiş durumda. 1914'te Birinci Dünya Savaşı çıktığında aslında çok kritik bir aşama. Kürtler ne yapacaklar? Osmanlı'yı satacaklar mı? Yani e, tırnak içerisinde. Yoksa Osmanlı'nın yanında mı yer alacaklar? Bu çok kritik bir şey. Ve çok ilginç bir şey görüyoruz. Hani demin bahsettim ya işte bu dönemde Kürtleri aslında üç açıdan inceleyebiliriz. Hamidiye alayları... İşte Kürt entelejansiyesi daha modernist ve Batıcı Kürt entelejansiyesi bir de Kızılbaş Kürtler çok ilginçti. Birinci Dünya Savaşı başladığında birkaç istisna dışında Kürtlerin tümü Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Hamidi alaylarının hepsi Osmanlı'nın yanında yer alıyor. İşte Kızılbaş Kürtler Osmanlı'nın yanında yer alıyor. İşte mesela e Dersimli aşiretlerinden aşiret mektebine gönderilmiş işte Karaballı, Ferhat Uşağı, Abbas Uşağı gibi aşiretlerden işte Ahmet Ramiz, Hasan Aydarani falan böyle bir sürü aşiret reislerinin çocukları aşiret mektebinde okumuş, harbiye sınıfında okumuş, yüzbaşı olmuş, binbaşı olmuş hepsi savaşa gidiyorlar. Cibranlı Halit, Cibran aşireti işte Cibranlı Halit de biliyorsunuz aşiret mektebinde okuyup sonra harbiye sınıfından yüzbaşı, yaver yüzbaşı diye mezun oluyor sonra binbaşı oluyor. ve o yer alıyor. E, Kürt milliyetçiliğinin en önemli isimlerinden işte Kadri Cemil Paşa, bu Cemil Paşa zadiler, e, hatta e, Kadri Cemil miydi, abisi miydi? O sırada yurt dışında okuyor, savaş çıkıyor, çağırıyorlar, askere çağırıyorlar, koşa koşa geliyor. Yani çok enteresan bir şey. 1914 birinci Dünya Savaşında aslında ben biraz bunu şeye yoruyorum. Yani ikinci Abdülhamit döneminde Kürtlerle yeniden barışma stratejisinin büyük oranda tuttuğunu görüyorum ve şunu net söyleyebilirim yani dönemin kürt entelejansiyesinin yazdıklarına çizdiklerine de bakarak e, neredeyse birkaç istisna dışında bağımsız bir kürt devleti kurmamız gerekli diyen tek bir kürt entelektüeli bile yok hemen hemen hepsi ya Osmanlıcı ya İslamcı yani ya Osmanlı çatısı altında ademi merkeziyetçi özerk bir kürt bölgesi olması gerektiğini savunuyor ya da halifeye bağlı İslam çatısı altında özel bir, yani çoğunluğu kültürel milliyetçilikten yana diyebiliriz. Bağımsız bir Kürt devleti kurulsun diyen neredeyse Kürt entelektüeli yok 1914'te. Zaten bunu tavırlarından da anlayabilirsiniz. Yani savaş başladığında Kürt entelektüellerinin çok büyük bir bölümü savaşa gidiyorlar. Fakat savaş bittiğinde işler değişiyor tabii ki. E, bitiriyorum, bitiriyorum. E, 45-50 dakikada bitirmem gerektiğini söylemişlerdi. Savaş bittiğinde işler değişiyor. Çünkü 1918'de Osmanlı yenilmiş artık. Ve ilk kez bu dönemde Kürtler şeyi konuşmaya başlıyorlar. Artık Osmanlı gitti. E Bizde işte Wilson prensipleri var. Her millet self-determinasyon kendi... E kendi kaderini tayin etme hakkına sahip e Bizim de böyle bir hakkımız var Zaten Kürt milliyetçiliğinin ciddi bir altyapısı oluşmuş bu dönemde İşte 1918'de Kürdistan Teali Cemiyeti kuruluyor Fakat çok ilginçtir Kürdistan Teali Cemiyeti içinde kısa sürede hemen iki grup birbirine giriyor Bir grup özertliği savunuyor Hayır bağımsız devlet kurmayalım diyor Ki başında Şeyhü Beydullah'ın oğlu Seyit Abdülkadir var Çok ilginç Öbür tarafta Bedirhaniler, Cemal, Cemil Paşazadeler ve babanlar var. Onlar bağımsız Kürdistan kuralım diyorlar. Kimi tarihçiler bunu aslında bu emirliklerin liderliği kaybettiği şeyh takımına duydukları husumetin bir sonucu da olabileceğini söylüyorlar. Ama çok ilginç bir şekilde Kürdistan Teali Cemiyeti kuruluyor. Cemiyet kurulduktan 6 ay sonra ikiye bölünüyor. İşte Cemil Paşazadeler, Bedirhanzadeler ayrılıp ee, Kürt Unuttum şimdi ismini bir başka bir cemiyet kuruyorlar. Hatta o dönemin İngiliz belgelerinde şey var ya biz bu Kürtlerle anlaşacağız da bunlar hangisiyle anlaşalım paramparça olmuş durumdalar. Bölgede ise durum tamamen farklı. Neden farklı? 1919'da Paris Barış Anlaşması yapılmış ve Paris Barış Anlaşması diyor ki İngilizler Fransızlar buna imza atmışlar. Büyük Ermenistan kurulacak. Büyük Ermenistan dedikleri şey neresi? <laughs> Tamamen neredeyse Kürdistan. Bunu tabi Hamidiye alaylarına bağlı Kürtler, bölgedeki Kürtler duyunca tabi şunu düşünüyorlar. Yani İngilizler, Fransızlar karar verdiler. Burada büyük bir Ermenistan kuracaklar. Bu ne demek? Bir, e, 1915'teki soykırıma katılan, katılmayan aşiretler de var ama katılan aşiretler. Katılmasa bile giden Ermenilerin mallarına çöken aşiretler. E, Ermeniler gelip intikam alacaklar. E, dolayısıyla da e, bu büyük bir etki yaratıyor. 1919'da Paris Barış Görüşmelerinde bölgede büyük bir Ermenistan kurulacağı düşüncesi büyük bir etki yaratıyor ve o dönemde Anadolu'da bir hareket başlamış. Milli Mücadele. Mustafa Kemal'in önderliğinde ve Mustafa Kemal özellikle milli mücadele diyor. Çünkü Mustafa Kemal'in orada milli diye kastettiği şey Türk milleti değil, İslam milleti ve bunu ısrarla da söylüyor zaten. Ve Kürtlere diyor ki gelin birlikte mücadele edelim, topraklarımızı koruyalım. Bakın Benimle birlikte olmazsanız Ermeniler gelecek buraya. Yani burası Ermenistan olacak. Bunun üzerine Milli Mücadele döneminde de Dersimli Koçkiri aşireti hariç... Gültekin Hoca burada Koçkiri aşireti üzerine belki bir şeyler söyler. Koçgir aşireti hariç ki o da enteresandır. Alevi Kızılbaş bir aşiret. Milli Mücadele'ye katılmayan neredeyse istisnadır Koçkiri aşireti. Birkaç küçük istisna daha var. Onun dışında... Ee, yine Hamidi Alayları Kürtlerinin çoğu Kürt enterlek yani Cibranlı Halit işte yani şey isyanını çıkaran e, şey Sait isyanını çıkaran kişi e, o da e, milli mücadeleye katılıyor. İhsan Nuri Paşa ağır isyanının lideri o da milli mücadeleye katılıyor. Ama şu şu karşılığında katılıyorlar. Yani milli mücadele bitip kazandığımızda burada bize özellik verilecek diye bu mücadeleye katılıyorlar. Fakat 1923'te e, işte Türk ulus devleti kurulma sürecinde hayır kardeşim size ee, özellik falan vermeyeceğiz dendiğinde de yani şu soruyu sormamız lazım. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda ve milli mücadelede e, Türk Devleti ile birlikte yer alan Kürtler ne oldu da birdenbire e, isyan etmeye kalktılar? Asıl sorulması gereken soru bu. 1920, yani şöyle bitireyim 50 dakikayı geçti. 1923'ten sonra Kürtlere sunulan proje şu. 14 ile 1817 arasında işte Kürtlerle Osmanlı arasında zımni bir sözleşme vardı. 1817-1880 arasında bir çatışma dönemi yaşandı. Fakat 1880 ile 1923 arasında yeniden aslında devletle o, e, Kürtler arasında bir sözleşme yapıldı. Fakat 1823'ten sonra devletin Kürtlere sunduğu proje şu. E, 1923'ten sonra devletin Kürtlere sunduğu proje şu. Ya asimile olursunuz ya katledilirsiniz. Şimdi Kürtlerin önüne sunulan proje bence bugün de böyle yani hala da böyle. Ya simile olursunuz. Yani tamam ya Kürtüsünüz varsınız falan da ya simile olursunuz ya da haklarınızı haklarınızı istemeye kalkarsanız da katledilirsiniz. Dolayısıyla 1923'ten sonra devlet Kürtlere herhangi bir proje yani burada eşit haklarıyla birlikte yaşayabileceği herhangi bir proje sunmamıştır. Ve dolayısıyla da işte 25 Şeyh Said isyanı 27-30 ağrı isyanı ardından 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar bugüne kadar bu mesele buralara kadar geldi. Tabi bugün artık mesele başka bir mesele oldu. Yani artık Orta Doğu'nun statikosunun değişmesi ve uluslararası bir meseleye dönüştü. Ama dediğim gibi Osmanlı-Kürt ilişkilerini şöyle kabaca bir toparlayacak olursak çatışma, denge, müzakere, uzlaşma, savaş bütün bunları kapsayan yaklaşık 500 yıllık bir hikayeden bahsedebiliriz diyeyim bitireyim yeter. <laughs> Valla dediğim gibi yani bu konularda ben çok yani özetin özeti bir şey yaptım. E, tavsiye edeceğim kitaplar var. Mesela bana şey diyen olursa aranızda ya hani bunların hepsini nasıl okuyayım böyle güzel özetleyen toparlayan bir kitap var mı derseniz var. Yani 1960'da yazılmış olmasına rağmen bence hala bu konudaki en değerli toplu kitap. Vay Vaydiya Jivaydiya'nın kendisi Iraklı bir keldanidir aslında. Amerika'da yapıyor. Kürt milliyetçiliğinin tarihi. Yani benim bu, ya tabii bu 1960'da Jivaydiya bu kitabı yazdığında bu çalışmaların birçoğu yoktu. Ama hakikaten bölgede yetişmiş bir insan olması, o insanları dinlemiş olması, ve iyi bir entelektüel olması gerçekten hala bugün yararlanabileceğimiz bir kaynak. Yani ben öyle çok her şeyi okuyamam. Şöyle derli toplu bir kaynak diyorsanız bunu tavsiye ederim. Bu Kürt aşiretleri ne kardeşim bu aşiret aşiret deyip durdun diyorsanız bu konuda gerçekten son zamanlarda çok çok iyi bir kitap çıktı. İletişim yayınlarından Kürt aşiretleri diye. Bu Kürt aşiretlerinin devletle olan ilişkileri, hamidi alayları vesaire vesaire bununla ilgili bu kitabı öneririm size. Bu mirlerin ortadan kaldırılması sürecini merak ediyorum diyorsanız Sinan Hakan'ın e, Kürtler ve Kürt Direnişleri Bedirhan isyanı ile ilgili de e, Ahmet Kardam'ın Bedirhan kitabı çok önemli. Bunu tavsiye ederim. E, bu Kürdistan eyaleti Osmanlı Kürtlere nasıl bakıyordu? Onları nasıl tanımlıyordu? Örneğin Osmanlı ders kitaplarında sayfalarca Kürdistan anlatılıyor. Ne diyorlar bunlar falan diyorsanız ya yani Osmanlı resmi kayıtlarında Kürtler ve Kürdistan nasıl geçer diyorsanız Osmanlı Kürdistan'ı kitabı. Ha bir de aslında burada en eksik olduğumuz yer onu söyleyeyim biyografiler. Ne yazık ki elimizde çok az biyografi var. Yani bu Kürt entelejansiyesi, Kürt aşır mirler falan filan bu konuda çok yani neredeyse tek düzgün böyle biyografi toplamı Kürt tarihi ve siyasetinden portreler. Burada işte epeyce size söyleyeyim. Maalesef okuyamayacağım. İdrisi, Bitlisi. Vural Genc'in burada çok güzel bir makalesi var. Bedirhaniler, Şeyh Ubeydullah bunu ben yazdım. Onun için söyledim ayrıca. Barzaniler, Cemil Paşazadeler, Abdullah Cevdet, Ziya Gökalp, Şerif Paşa, Şeyh Said, Seyit Rıza, Ali Şerif Efendi, Nuri Dersimi, Cigerhun, Sait Kırmızı Toprak, Doktor Şivan, Kasım Kasımlo, Celal Tarabani, Abdullah Hocalan. Fekiye Teyran, bayağı Mehmet Uzun, bayağı ciddi bir biyografi çalışması. Biyografi okumak istiyorsanız bu kişilerle ilgili de bunu tavsiye edebilirim. Dediğim gibi bu Kürt emirlikleri ne oluyor, ne bitiyor derseniz de şu iki kitabı tavsiye ederim. Osmanlı Devleti ve Kürtler ve şu kitabı. Diyeyim soru cevap kısmına geçelim. Buyurun. ve haberleşme dili yani birbirleriyle Hı -hı. olan iletişimleri ya da iş işte izumlu sözleşmeleri ama bununla ilgili herhangi bir yazışma var mı? Yani arşivlerinde ne nedir nerede Şimdi Osmanlı, ya, bu e, var. elimizde bu konuda yazışma var diyor. Var mı diyorsanız tabii kanunnameler var. Osmanlı bayağı... dili ne? E, o, e tabii şöyle Osmanlıca tabii ki bunların çoğu. E, fakat Kürt emirliklerinde medreseler var biliyorsunuz. Her emirin böyle himaye ettiği Kürt melleleri var. Ve bayağı işte Ahmet Ehani de bunlardan bir tanesi. Bunlar ne yazıyorlar diyorsanız bu dönemde sadece Kürtler değil, Türkler de öyle. Daha çok Arapça ve Farsça eserler veriyorlar. Ama biz biliyoruz ki bugün mesela Nubar yayınları yayınlıyor bunları. Kürtçe divanlar da çok sayıda var. Yani bu Kürt mirle mollalarının, bu mirlerin himayesinde olan bu mollaların Arapça, Farsça ve Türkçe yazdıklarını biliyoruz. Ama devletle nasıl yazıştıklarını soruyorsanız tabi Osmanlıca yazışıyorlar onlar. Yani kendi aralarında da herhangi bir, yani... Tabii kendi aralarında iletişim var, kavga var, savaş var, her şey var. Kendi, Yazışma vardır kendi tabii aralarında. kendi aralarında da muhtemelen yazışmalar vardır. E, ama onları çok görmüyoruz şu aşamada. Yani Kürtlerin bir arşivi olmadığı için Osmanlı'ya yansıyan kısımlarıyla görüyoruz. Mesela Şeyh Ubeydullah'ın isyandan önce aşiretlere gönderdiği mektuplar var. Kürtçe, Farsça mektuplar var. Şimdi işte bunları, Osmanlı arşivinde var bunlar. Tabi tabi Osmanlı arşivinde var bunlar. İran arşivinde çok sayıda belge var. Şimdi yeni yeni işte hem Farsça hem Kürtçe hem biraz Arapça hem Osmanlıca hem İngilizce bilen yeni bir e, Kürt tarihi e, çalışan yeni bir kuşak var. E, çok önemli işte Sabri Ateş, Nilay Özok, Gündoğan, e, falan bay, bayağı bu konuda Vural Genç bu konularda çalışan ve çok kıymetli çalışmalar da yapılıyor. E, bunları yavaş yavaş görüyoruz. Okuyoruz. Mesela İdrisi Bitlisi'nin bugüne kadar hiç bilinmeyen iki tane mektubu çıktı. İşte İdrisi Bitlisi ile e, onunla ilgili geçen işte Bitlis günleri olmuştu. E, yani herhangi bir Kürtçe e, dökümanın olmadığını söylemişti. Bir tane. evet çünkü İdrisi Bitlisi kendisine Acem diyor. E, hatta bir kayna, kay, kaydında ırsi olarak Kürdüm ama ben Acemim diyor. Kendisini Acem olarak tanımlıyor. Müthiş bir Farsça eğitim almış, Arapça eğitim almış. Kendisini e, hatta ana vatanım İran'dır diyor falan. Zaten İran'da doğmuş. İdrisi Bitli, ya Bit, babası Bitlisli, Hüsamettin Bitlisi. Bit, Bitlisi. E, ee, şey, Nurbahşi kendisi aynı zamanda. Yani Şii, babası Şii. Kendisi de çok ciddi bir Şii eğitim almış biri. Yani mesela e, Şah İsmail'e gönderdiği 1511'de Mekke'deyken gönderdiği bir mektup var. Görseniz o, Hazreti Ali'nin kılıcı Şah İsmail senin hizmetine girmek istiyorum eğer hizmetine girer de çıkarsan bir daha ke kellemi uçur falan diye Vural Genç'in kitabını okursanız İdrisi Bitlisi ile ilgili gerçekten çok güzel çünkü Vural Genç hem Farsça biliyor hem Kürtçe biliyor hem Osmanlıca biliyor dolayısıyla da e, bu belgeler yavaş yavaş daha da çok çıkacak evet mesela Sabri Ateş Şeyhü Beydullah ile ilgili İran arşivlerini çok iyi taradı biliyorum bakalım karşımıza daha neler çıkacak. Aslında ben benzer bir soru soracağım. Mesela bu Kürt mirlikleriyle ilgili arşiv çalışması yapıldığında oradaki yani 1600'lere, 1500'lere, 1700'lere dair sosyal hayata dair bazı evet. veriler elde edilebilir Tabii, mi? Tabii edilebilir. edilebilir. Mesela e, yurtluk ocaklıklarda tahrir de yapılıyor dedim ya. Tahrir ne aslında? Tahrir... E, Mahkeme kayıtları mı? Yok. Olabilir? Onlar e, sicil, şeriye sicilleri. Hı hı. Onlar da var. Onu söyleyecek. Mesela tahrir kayıtları var. Kaydediyor insanları. İşte ee, ne kadar çifti var ne kadar çubuğu var ne kadar vergi verecek bunlar var ee, şeriye sicilleri var mesela Yavuz Aykan sanırım o Diyarbakır şeriye sicilleri çalışıyor. ya yani Bu insanlar birbirleriyle nasıl anlaşıyor kavga nereden çıkıyor mahkemeye niye geliyorlar falan diye. Aslında daha çok mahkeme kayıtlarından... Da çok veri elde edilebiliyor. Edilebilir. Yani o oraya oraya Evliya Çele gibi, Çelebi gibi bir sürü misyonerler gibi oraya gelip giden insanların yazdıkları var, mahkeme kayıtları var, tahrir kayıtları var. Yani son zamanlarda yavaş yavaş bunlar da ortaya çıkmaya başladı. Bu tür çalışmalar da yapılıyor ve onların sosyal hayatına dair daha çok şey öğrenebiliriz. Mesela Evliya Çelebi, Martin von Brunistan şey diyor. Evliya Çelebi ilk kürdologdur diyor. Çünkü Evliya Çelebi'nin bir Kürdistan şeyi var. Yani gezdikten sonra yazdığı bir cilt var yani. İşte oranın sosyal hayatı, esnaf, insanlar, diller, müthiş bir yani tavsiye ederim hepinize. E, yapı Kredi bastı. Şu anda 7 Tepe Yayınları da bunları cilt cilt bastı. E, tavsiye ederim. Yani e, yavaş yavaş e, yani şöyle söyleyeyim 90'lara kadar inanın bana 3-5 tane kitap vardı. Yani 90'larda siz bir kütüphaneye, bir kitapçıya gidip Kürtlerle ilgili bir kitap bulamazdınız. Ama bugün bir sürü şey görebiliyoruz. Yani yeni yeni ve bence daha önemli olan pek çok Kürt genci Amerika'nın, Avrupa'nın çok iyi üniversitelerinde çok iyi tezler yazıyorlar. Burada Türkiye'de de iyi tezler yazılıyor. İşte Vural Genç İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. Murat Alanoğlu İstanbul Üniversitesi'nde yaptı. Dolayısıyla da yavaş yavaş Bülent o dediğin sosyal hayat, gündelik hayat da yavaş yavaş çıkacak öyle gözüküyor. Bu hocam teşekkür ederim. Ben e, yani mesela 1500'lerden ele alırsak eee 1914'lere kadar 2 Dünya Savaşı. Orada bir kırılma yaşanıyor. Kürtler bir tavır almak zorunda kalıyorlar. 1914'te Kürtler tavır almıyor. Bayağı devletin yanında yer alıyorlar. Evet. 18'de başlıyor aslında. Evet. Ondan ben biraz da güncele gelmek istiyorum. Oradan buraya bir yüzyıllık bir dönem var ve bugün de yani mesela Orta Doğu'daki şu anki mevcut durum tekrar bir noktada Kürtleri karar almaya itiyor gibi görünüyor. Hı hı. Sizin kendi okumalarınıza dayanarak Kürtler bu dönemde, yakın bir dönemde olacak bir görünüyor galiba bilmiyorum. <laughs> Sizce nasıl bir tavır alacaklar? Yani nasıl bir şey tekrar çekilecek? Çünkü ikinci bir yüzyıl olacak? Kürtler için daha kötü geçerli bir yüzyıl daha mı olacak? Ya tabii çok zor bir soru. Yani bu, buna cevap vermek kolay değil ama ben şöyle düşünüyorum. Biraz yine tarihsel bir perspektifle bakayım. Ee, 1923'te Lozan'la Orta Doğu'da bir statik oluşturuldu ve Orta Doğu İngiliz-Fransız esas İngiliz ve Fransız sonra Amerika katıldı. Bu üç güçlü devletin kontrolünde Arap-Türk ve Fars milliyetçiliğine bırakıldı. Kürtlerin burada herhangi bir şansı yoktu. Dörde bölündü zaten. Şimdi Arap-Türk ve Fars milliyetçiliği 1950'lere 60'lara kadar çok güçlü değildi. Ama bugün Orta Doğu'da çok güçlü bir Arap, Fars ve Türk milliyetçiliği var. Hem ideolojik olarak çok güçlü hem askeri kapasite olarak yani Türkiye'nin ordusu NATO'nun en büyük ikinci, üçüncü ordusu. İran ordusu çok güçlü bir ordu. Arap devletleri Suudi Arabistan her yıl 300 milyar dolar silahlanmaya ayırıyor. Şimdi dolayısıyla da Kürtlerin işi hiç kolay değil. Çünkü 1920-30'lardan çok daha güçlü bir Arap, Kürt ve Türk Milliyetçiliği ile karşı karşıyalar. Şimdi ama şunu da biliyoruz. Orta Doğu'da statiko değişiyor. Yani 1923'te oluşturulmuş statiko değişiyor. Ve burada Kürtler, şimdi artık Kürt meselesi, o yüzden demin dedim. Kürt meselesi deyince bugün başka bir şey konuşuyoruz. İşte bir tarafta yüz binlerce peşmergenin olduğu ordulaşmış bir e, Kuzey Irak'ta bir yönetim var. E, Rojava'da yaklaşık yüz bine yakın Amerika tarafından eğitilen, donatılan, silahlandırılmış bir yapı var. Şimdi bugün Kürtler açısından farklı bir süreç yaşadığımız ve Orta Doğu'nun statükosunun yeniden tartışıldığı ve maalesef sadece müzakere edilmediği çatışmaların ve savaşların olduğu ve olacağı bir sürece girdik. Ama Kürtlerin işi kolay değil. Dediğim gibi karşısında 100 yıldır burada var olan köklenmiş çok güçlü bir Türk, Arap ve Fars milliyetçiliği ve güçlü devletleri var. Kürtlerin işi kolay değil. Dolayısıyla da Amerika gibi, İngiltere gibi, Fransa gibi devletlerle ilişki içerisinde Kürtler burada statikoda kendilerine bir yer edinmeye çalışıyorlar. Ama hiç kolay değil. Dediğim gibi karşılarında 100 yıldır burada kök salmış, güçlü. Yani işte Türkiye'de kendisine solcu, sosyalist, özgürlükçü diyen pek çok insanda bile bu Türkçü damarı görebilirsiniz. İran'a gidin orada pek çok Fars'ta yani işte biliyorsunuz e, Jina Mahsa Amini gösterilerinde pek çok İranlı bu, bunlar bayağı muhalif solcu İranlılar ayaklandılar ama Kürtler kendi haklarından bahsettikleri anda bir dakika siz bölücüsünüz dediler ve Kürtleri sırtlarını döndüler. Araplar aynı şekilde dolayısıyla da valla yani Kürtlerin işi çok zor onu söyleyeyim ne olur bilmem tabii ki bilemiyorum yani ben siyaset bilimci de değilim konjonktürü de çok iyi anlatamam ama benim gördüğüm Yüz yıldır kökleşmiş güçlü bir Arap, Türk ve Fars milliyetçiliği var, devletleri var. Kürtler ise burada sadece ve sadece büyük devletlerin desteğine bağlı bir hayat inşa etmiş durumdalar şu anda. Ne olur göreceğiz ama işleri kolay değil. Ha Ama polarizasyon zayıfladı mı? Evet. Polarizasyon zayıfladı. Yani aşiret yapılanması zayıfladı. Özellikle 1970-80'den sonra Kürtlerin Türkiye'de şehirlere göçmesi, Kuzey Irak bölgesel yönetiminin inşa olması, Rojava'nın kurulması. Bu polarizasyonu yeni bir Kürt milliyetçiliğinin oluştuğunu söylemek mümkün. Çok ilginç mesela sizin ulus devletiniz yok ama bir Kürt'e yani ben Kürt'üm diyen birine Kürdistan neresidir deseniz aşağı yukarı size bir harita çizer. Bayrağın ne deseniz yani İranlı, Iraklı, Suriyeli, Türk, Almanya'da yaşayan fark etmez. İşte sarı, kırmızı, yeşil der size. Ya da marşın ne deseniz bakın teritoriyası olmayan bir devletten, bir ulustan bahsediyoruz. Dolayısıyla bugün Kürtlerde Kürt milliyetçi yanın daha güçlü, bu polarizasyonun daha az. Kürtlerin daha milliyetçi bir yanları olduğunu düşünüyorum. Ama işleri çok zor. Yani... Bu kadar güçlü bir e, Arap Kürt ya Arap Türk ve Fars milliyetçiliği karşısında sadece Batılı güçlerin desteğiyle ne kadar ayakta kalabilir, ne kazanabilir, e, zaman gösterecek ama bütün Orta Doğu'yu ve özellikle Kürtleri zor bir e, süreç bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkür Başka soru yok galiba. Ah, buyurun. Belki alakasız da olacak ama uzun zamandır merak ettiğim bir şeydi. Ee, Kazım Karabekir Kürt mü? Ve Kürtlerin şu anki durumuyla bir bağ. Yok bildiğim kadarıyla Kürt değil Ka Kazım Karabekir. Yok. Evet yani Balkanlı diye biliyorum Ama tabii e, bu, bu, Batı cephesinde Kazım Karabekir'in örneğin şunu söyleyeyim Kazım Karabekir olmasaydı muhtemelen milli mücadele daha en başından beri e, çökecekti. Çünkü oradan çok ciddi bir Rus ve Ermeni saldırısı var. E, ya, e, ya ki, evet, Kazım Karabekir de Balkanlı. Ee, mesela orada Hamidi alaylarına bağlı Kürtlerle orada Doğu cephesini tutan Kazım Karabekir'dir. Ya yani o sayede belki milli mücadele biraz da gelişiyor. Ama yani şunu diyebilir miyiz çok özür dilerim. Yani Kürtlerin şu anki durumunda onun etkisi wow. var mı? Yok yok. Kürtlerin şu anki durumunda yani Allah vurmuş ne diyelim diyeceğim <laughs> ama yani demin saymaya çalıştım. Yani Kürt hükümetlerinin yok edilmesi, aşiret polarizasyonu, Ondan sonra bu aşiret Hamidi alaylarının kurulmasıyla bu Kızılbaş ve Sünni aşiretlerin arasındaki güç dengesinin bozulması, Kürt entelejansiyesinin bölgeye e, nüfuz edememesi, e, 1923'e kadar Kürtlerin Türklerle ortak bir hayat tasarlama, birlikte hareket etme, kararları, pek çok şey söyleyebiliriz ama Kazım Karabekir değil herhangi bir insan için bile etki falan diyemeyiz yani bu. Tarih çok karmaşık, uzun bir hikaye. Kazım Karabekir'in pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Gültekin Hocam sen güzel soru sorarsın. <laughs> Bu koç niye ayaklandı Gültekin Hocam ya? Herkes gitti milli mücadeleye katıldı, siz ayaklandınız. <gülüyor> <gülüyor> ee, cevap vereceğim bir soru soruyor. Yani şöyle diyelim yani e, belgeler üzerinden konuşmak gerekirse o dönem Alişer'in, Seyit Tıza'nın e, Paris Barış Konferansı'na gönderdikleri mektuplar vardı. aslında milli mücadele yani, diye tanımladıkları onlar mücadele şey diyor, kongreceleri hareket ediyor, kongreyi hareket ediyorlar. Buna katılmaya çok da karşıda değiller. Fakat müzakere ediyorlar aslında. Uluslar uluslararası öyle bir durum gel, oluşmuş ki yani tüm devrim olmuş. milletlerin kendi kaderlerinin tayin hakkı ana şey İkinci enternasyonların temel tartışması bu tartışma. Böyle bir ünlü ikiden üçün çıkması gerekçesi de bu. Ulusların kendi kaderlerinin tayin hakkı tartışması. Arkasından bir son prensipleri var. Bir onsetlende. Sonra sevr geliyor. Sonra sevr geliyor. Yani bütün koşullar e ezilen ulusların ve kendi bölgelerinde çoğunluğu oluşturan milletlerin kendi haklarıyla kendilerini yönetme sınırlarının e, önündeki engellerin kaldırılacağı bir, bir Ve ilginçtir Koçkiri aşiretinin entelejansiyesi bayağı Kürt milliyetçisi olmuş. Yani Kürt Teali Cemiyeti'nin kurucuları Koçkiri'de şubesini kuruyorlar. Haydar Bey kuruyor değil mi? Hatta Kürt Teali Cemiyeti 1919'un sonunda kapıldığında ilişkiyi zorlayan, evet. mücadeleyi bütünlükte olarak sürdürmeye gayret eden Seyit Afrika ile temas arayan, Paris Barış Konferansı doğrudan işi kurmaya çalışan ve Kürtlerin bütünlüklü bir şekilde hareket edip haklarını alması gerektiğini savunan Niye? yani Seyit Afrika ile mesela uzlaşmaya yanaşmıyor ya da Said Nursi gibi, Said Kürt'ü gibi Türkler e, Türklere yanaşmıyor çünkü onlar belirlemeyi şöyle yapıyorlar. Bu hareketi yürüten kadro iddia artığıdır ve bunlar Turancı'dır. Ve bunlar bizim 400 yıldır kendi kendimizi yönettiğimiz bu topraklarda bizim haklarımızı tanımak yerine buraya askeri müdahalelerde bulunup bizim etkimizi kırmaya çalışıyor. Hatta şöyle diyorlar değil mi hocam? 15, 1915'te Ermenilerin başına ne getirdilerse eğer savaşı kazanırlarsa bizim başımıza da aynısını getirir. Bütün Alevileri, Kızılbaşları katledecekler diyorlar. Yani Koçgir aşiretinin isyan nedenlerinden bir tanesi de bu hareketin iddiatçı bir hareket olduğu ve Ermenileri ne yaptılarsa bize de aynısını yapacaklar diye çekinmesi. Ve işte bütün, bütün, bütün çok Türk tarihçisi zaten şey aslında Mustafa Kemal yürüttüğü mücadeleyi hilafetin ve saltanatın kurtarılması biçiminde takdim etti. Tabii. Ama aslında <laughs> niyeti bu değildi. O iddiatın politikalarını sürdürüyordu ama buna inanmayan tek grup dersinlere hoş girdi. İnanmadınız yani. Ne ödüyorsunuz? <laughs> Evet teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Sıkılmışsınızdır.